Bin İhlas Zinciri gibi böyle bir rakam telaffuz ederek Yok bir hayır. şeyler okumak var mı? Yok hayır. Dediğim gibi bin ihlas zinciri de yok. Efendim işte 4444 salavat zinciri de yok. Böyle bir şeyler yoktu. Bakın burada şuna dikkat edeceğiz. Allah Celle ve Ala veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir konuda bize bir sayı vermişse biz o sayıyı riayet edeceğiz. O sayıyı koruyacağız. Sayı vermediği yerde ise biz sayı vermeyeceğiz. Tamam. Ya ne yapacağız? Herkes gücü oranında demin söylediğin gibi salih amel yapacak, güzel bir iş yapacak. Arkasından da Allah'a dua edecektir. Bakınız. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz namazların akabinde 33 kez Subhanallah, 33 kez Elhamdülillah, 33 kez de Allahu Ekber demeyi, yüzüncüde de La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mulk ve huve ala kulli şeyin kadir zikrini ilave etmeyi bize sünnet olarak bırakmış ve ümmetini de buna teşvik etmiş midir? Etmiş. Evet. Biz burada sayıyı muhafaza ederiz, koruruz. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselamdan veya Kur'an-ı Kerim'de 4444 salavat tefriciye getireceğiz diye bir emir var mı? Yok. O zaman karşımızdaki insana bunu söyle, bunu yerine getir. Yerine getirdiğinde de mutlaka senin isteğin hasıl olur. Allah isteğini verir, isteğini geri çevirmez demek bu doğru değil. Niye? Çünkü böyle bir şey söylediğinde Kur'an'a ve sünnete dayanman gerekir. Kur'an'da sünnette böyle bir şey yok. Efendim filanca alimimiz böyle tavsiye etti. Evet, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri o alimimize veya o kuluna 4444 defa okuduğundan dolayı o salavat-ı şerifleri, o işini muradını vermiş. Onun duasına o şekil icabet etmiş. Belki seninkine o şekilde icabet etmez. Belki seninkine 1000'de icabet eder. Belki 5000'de icabet eder. Dolayısıyla filan alim veya filan salih zatın şu kadar okuduğu tecrübeyle sabit, ona işte Allah icabet etti, duasını kabul etti, sonra da isteğini verdi. Sen de böyle mutlaka olur demek bid'attır, doğru bir söz değildir. Bundan uzak durmamız gerekir.